Canım kendimle gün doğumunu izleyeceğim. Selam, selam. Saat şu an 9:56 geçiyor ve ben şimdi uyuyacağım. Neden? Çünkü yarın sabah saat 4:30'da 4:50'de kalkacağım. Canım kendimle gün doğumunu izleyeceğim. Canım kendimle romantik bir sabah geçireceğim. Dedim ki neden olmasın? Bir de karantina zamanlarında bir tane YouTube kanalı vardı. Orada bunu görmüştüm ve aşırı hoşuma gitmişti video. Bir şeyleri yapmak için yanımıza sürekli birilerinin olmasının gerekmediğini, bunları tek başımıza da hep zevk kalabileceğimizi vurgulayan bir videoydu ve çok hoşuma gittiği için ben de yapmak istedim ki zaten uzun bir zamandır gün doğumunu izlemek benim listemde vardı. Yaklaşık böyle bir 7 senedir falan sabah erkenden kalkıp güneşin doğuşunu izlemek istiyordum. Biliyorum, biliyorum çok saçma. Aslında böyle bakıldığı zaman biraz saçma olduğunu farkındayım. Yani sabahın köründe, yani sabah bile değilken, gün aymamışken neden kalkıp güneşin doğuşunu izleyesin, yani doğuyor yani diyeceksiniz. Haklısınız, biliyorum. Ama böyle hep böyle bir şey vardır ya herkesin, of ya bunu yapsam güzel olur, saçma biliyorum ama yapmak istiyorum dediği bir şey. Saat şu an 10'a yaklaşıyor. Yani şu an bir dakika bir şey yaptım. Gerek var mıyı düşündüm. Hani sabah 4:40'da 4:50'de kalkıp sahile gidip yapayım ya, olsun, ne kaybederim ki. O zaman ben yatmaya gidiyorum. Günaydın. Sabahın bu saatinde konuşmak çok garip geliyor. Saat şu an 5:40 geçiyor. Güneş tam 5:37 geçe doğuyordu. Şu an beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Çünkü arkadan aşırı güzel bir dalga sesi geliyor. Ve dün akşam şey demiştim. İşte gerek var mı böyle bir şeye? Şu an diyorum ki varmış. Bazen böyle en basit gördüğümüz şeyler. Bir gün doğumunu izlemek, bulutlara bakmak. Da ne bileyim, böyle aslında çok basit bir kahve içmek, bir sayfa kitap okuyup bir sayfa yazı yazmak aslında çok basit, biliyorum. Belki bunu söylediğiniz zaman gülüyorsunuz, onu da biliyorum. Ama bazen bir şeylerin iyi gelmesi için böyle en basit şeyi yapmak gerekiyor. Bazen ihtiyacımız olan tek şey gökyüzüne bakmak gibi. Biliyorum, inanın biliyorum, böyle çok gereksiz geliyor. Bilmiyorum, bazı zamanlar kendimi çok sıkışmış hissediyorum. Hayatta herkes bir şeyler yaşıyor, herkes bir şeyle sınanıyor. Herkesin sınavı farklı, biliyorum. Sanırım kendimce böyle biraz senelerdir kanserli başak damgasından çıkamadığımı hissediyorum. Bunun
psikolojisini nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama hasta psikolojisi gerçekten yakınızı bırakmayan bir şey ve böyle hani şey diyorsunuz, evet her şey bitti, hastalık bitti, şu an hayatımda yok. Ama siz ne yaparsanız yapın, yani kendini belli ediyor, geçmiş her zaman kendini belli ediyor. Evet devam ediyorum ama bazen geçmiş çok ağır geliyor. Belki ne demek istediğimi anlayanlarınız vardır. Bir yük gibi taşıyorsunuz. Bitmiş bir şey taşıdığınızın da farkındasınız. Ama böyle kalıyor yani. Siz ne yaparsanız yapın oradan böyle bir kuyruk sallıyor gibi. Bilmiyorum, sanırım sadece konuşmak istedim. Sadece böyle hisseden varsa yalnız olmadığını söylemek istedim. Çünkü bir şeyleri ardımızda bıraktık sanarken bırakmayabiliyoruz. Her şey güzel olsa bile bazen olmayabiliyor. Ya da mesela buraya geldim, kimse olmaz sanıyordum sahilde. İskelede iki tane sevgili oturuyordu mesela ve gün doğumunu izlemeye gelmişlerdi büyük ihtimalle. Hani o an düşündüm, bir şeyleri yapmak için gerçekten hep birine mi ihtiyacımız var? Yemek yemek için, kahve içmek için, gün doğumunu izlemek için, bir yürüyüş yapmak için. Aslında kendi kendimize yetebiliriz gibi geliyor. Yani ben şu son pandemi döneminde bunu fark ettiğimi fark ediyorum. Eskiden hep böyle birilerine bağımlı bir insandım. Bir şey yapacaksam beraber yapalım isterim. Hadi bir kahve içmeye gidelim. Hadi bir yürüyüşe gidelim. Hadi şunu yapalım. Hadi bunu yapalım. Şimdi biriyle yapmak çok tuhaf geliyor. Bilmiyorum, insanın kendisiyle barışması, kendisini tanıması çok farklı bir süreç ve bu sürece eriştiğim için, bu süreçte olduğum için ve bunun bitmeyecek bir süreç olduğunu bildiğim için kendimi çok böyle şanslı hissediyorum. Kendimi tanımak güzel gibi geliyor. Benim işte yani bir şeyleri yapmak için birilerine ihtiyacı olmayan, hayalleri olan. İnanılmaz güzel bir dalga geldi. O kadar güzeldi ki. Kendi kendine eğitinmeye çalışan, her şeye gülen, olur olmadık şeylere sevinen, fazla inatçı, fazla hırslı, fazla kinci, sanırım kendim için bunu söyleyebilirim. Ama tuttuğunu koparan, yeri geldiğinde gereksiz şeyleri çok kafaya takan, tam bir panik atak ustası, stres dolu, değişik bir insanım. Sanırım kendimi böyle tanımlayabilirim. Yani şu pandemi sürecinde kendimi tanıdım, kendimle barıştım. Kendi zihnimle, kendi bedenimle. Niye kendimi size anlatıyorum onu da bilmiyorum. Sabah saat daha 6 bile değil. Sanırım birazcık konuşma isteğim geldi. Böyle dijital günlüğümle konuşuyorum. Dijital günlüğüme yazıyorum. Sesimi temizleyeyim sabah sabah. Bazen diyorum ki böyle hayatım için acaba en iyisini mi yapıyorum? Yani yaptıklarım yeterli mi? Bu sıkıntı da benim mükemmeliyetçi olmamdan kaynaklanıyor, farkındayım. Ama buna engel de olamıyorum gibi. Çok da iyi bir şey olmadığını farkındayım. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Ama böyle bazen hani yeterli gelmiyorum kendime. Ya da bazen Başak bir dur artık, hani bir sal diyesim geliyor. Bilmiyorum, hayat çok değişik. Hayat böyle farklı şeyler öğretiyor. 6 sene önce acaba bu gece uyusam sabah uyanır mıyım korkusuyla gece yatağa başımı koyardım. Şimdi ise sağlıklı ve mutluyum ve bunun kavramı o kadar güzel ki. İnanın sağlıklı olmanın verdiği mutluluk, onun enerjisi var üstünde. Tek isteğim, tek dileğim, tek duam, yani seneler geçse de bunun hissettirdiği güzel duyguyu unutmak istemiyorum. İstiyorum ki evet Başak sağlıklısın, mutlusun. Evet aksilikler başına gelebilir. Evet bir şeyler kötü gidebilir. Ama sağlıklısın. Çünkü umarım sağlığınızla hiçbir zaman sınanmazsınız ve sağlığınızla hep bir arada olursunuz. Çünkü bu ikilinin bir arada yürümesinin muhteşemliğinin önemini ne kadar vurgulayabilirim bilmiyorum. Sadece mutluyum. Ben olduğum için, burada olduğum için, sağlıklı ve mutlu olduğum için, ailemle bir arada olduğum için. Bilmiyorum, bunları söylemeye ihtiyacım vardı. Galiba bunları duymaya ihtiyacım vardı. Belki de sizin de duymaya ihtiyacınız vardı. Sadece öyle söylemek istedim. Mutlu olun.